Merhabalar. Bursa 24'te bugün Osman Gazi Belediyesi, Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığını açıklayan Sayın Öykü Evren Özen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Öykü Hanım. Hoş bulduk. Öykü Hanım, birazcık kendinizden bahseder misiniz? Öykü Evren kimdir? Kısa ve öz, hızlı geçeyim. Yalova'nın Ahmediye Köyü'nde doğdum. Dünyaya gözlerimi açtığımda bir erkektim. Daha sonradan hayatın, Allah'ın bana gösterdiği yönle kadın olmaya karar verdim. Cinsiyet değiştirdim. Öykü Evren olarak hayata merhaba dedim tekrar. Ve şanslı olarak da ismimi ben seçtim arkadaşlarım sayesinde. Eğitim hayatımda 1 yıl hafızlık eğitimim, 4 yıl İmam Hatip Lisesi ve daha sonra açık öğretim lisesinden liseyi tamamladım. Tekstil mühendisliği, işletme ve hala da Yakındoğu Üniversitesi'nde tam burslu hemşirelik okumaktayım. Şimdi de ilçe meclisine aday oldum. İl delegesiyim. Ondan önce Osman Gazi delegesiydim. Şimdi il delegesiyim. 600 kişiden biriyim. Allah izin ederse de ilçe meclisine gireceğim. Sizin çok radikal bir söyleminiz var. Bursa'nın kapatılan genel evinin tekrar açılmasıyla ilgili bir söyleminiz var. Bununla ilgili neden böyle bir söyleminiz oldu? Bunu birazcık açar mısınız bizlere? Şimdi devletimizi yönetenler, şehrimizi yönetenler gerçeklerle karşılaşmaktan korkuyorlar. Gerçeği biliyorlar ama. Çok önemli bir nokta bu. Fuş, Türkiye'nin, dünyanın bir sorunu ve hiçbir zaman sona ermeyecek bir sorun. Derseniz ki fuş yapılması doğru mu? Hayır. Kadının metalleştirilmesi çok kötü. Hoş bir şey değil. Düşünsenize istemediğiniz bir erkekle vücudunuzu paylaşıyoruz. Ama bir yandan da sokakta çocuklara, sokakta kadınlara tacizleri önleyenler de seks işçisi olan kadın ve travesti transseksüeller. Bu çok önemli bir ayrıntı. Genel ev olduğu zaman vergi alınıyordu. Genel ev olduğu zaman sağlık kontrolü yapılıyordu. Güvenlikleri vardı. Belli bölgede ev fiyatları 100-150 binlikken 50 milyarlara düştü. Her tarafta masa salonları var. Hani bazı şeyler kontrol dışı olduğu zaman her şey daha kötü. Eğer üniversiteye, Uludağ Üniversitesi'ne giderseniz, bulaşıcı hastalıklar ana bilim dalı başkanı Sayın Profesör'le görüşürseniz, Bursa'daki bulaşıcı hastalıkların ne derece yaygın olduğunu benden daha iyi bilirsiniz. İşte o nedenle genel ev açılmalı. Bu toplumun bir gerçeği. O zaman devlet niye koymuş fuhuşla mücadele kanunu? Niye yasa yapmış? Devlet zaten bunun açılmasını kabul ediyor yani. O zaman kaldırsınlar yasayı, komple bu yasa yoktur. Bursa çok büyük bir muhit ve Bursa'da alenen, gizli gizli çalışarak internet üzerinden çeşitli yerlerde çalışan o kadar çok arkadaşım var ki kelimelerle izah edemem. O zaman neden? Bu yapılmalı. Bu yapılmalı ve ben vergimi veriyorsam, siz verginizi veriyorsanız, işçi kardeşim vergisini veriyorsa, dolmuşçu vergisini veriyorsa, pazarcı vergisini veriyorsa, bu arkadaş da parasını kazanıyorsa, gecede 500-1 milyar kazanıyorsa, devlet bundan vergisini almalı. Paranın namusu olmaz. Hem daha sağlıklı işlemesi evet, için. Evet, sağlık kontrolü olmalı, güvenliği olmalı. Yasamız var ya, bunun daha ötesi yok. Nasıl olabilir yani? Bence olamaz. Hani nasıl alkolden yasak, haram diyorlar, alkolden para kazanıyorsun, sen bunda maaş ödüyorsun, diyanete para aktarıyorsun, okullara para aktarıyorsun. Nasıl bunun namusu yoksa? Bunun da namusu olamaz bence. Peki, çok teşekkür ediyorum. Osman Gazi ve Bursa için seçilmeniz halinde, evet genel ev talebiniz okey. Ama özellikle kadınlar, eşcinseller ve engelliler için nasıl bir çalışma planı hazırladınız? Mesela AK Parti hükümetinde Sayın Fatma Şahin'in çalışmalarını çok beğeniyorum. Kadın için yaptığı çalışmalarını. CHP'deki ilçe yöneticileri veya il yöneticileri olarak bu katkıları şehir bazına indirmek de çok önemli. Mesela belediyeler olarak bu insanlara iş kurma imkanı verilmeli. Çalışma atölyeleri kurulmalı. Kadınlar ve eşcinseller için. Ve her zor durumda insan için bu insanlara imkan verilmeli. Hani mikro kredi vardır. Mikro kredinin bir benzeri, belediyeler o kadar çok para kazanıyorlar ki versinler yani. Birazcık da bu insanlar destek görsünler. Bunlara barınma yerleri çoğalsın. Hani ve dernekleşme çoğalsın kadın hakları için. Ama sözde kadın hakları değil. Gerçek anlamda kadın hakları için dernekleşmeler çoğalmalı, STK'lar artmalı ve bunlara imkanlar çoğalmalı ve belediyelerde
bu konuda yapılacakların çok artması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de dul kadın olmak çok zor, çocuklu bir anne olmak çok zor, kız çocuk olmak çok zor, ele ele eşcinsel olmak çok zor. Kesinlikle. Hepsini bir bütün olarak, belediyeciler olarak sahiplenip bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Ve ben onun için adayım ve insanların hakkını savunabilmek için adayım. Bu çok önemli bir şey. Herkes gelsin bana anlatsın derdimi. Ve eğer göreve seçilirsem 7 gün 24 saat müsait olduğum zamanlar, yani işimin olmadığı zamanlar telefonuma özel not tutacak bir insan koyacağım. Ve insanların dertlerini günlük akşamları yarım saat, bir saat zaman ayırarak değerlendirip onlarla ilgili çalışmalar yapmayı da düşünüyorum. Sizin bir de imar ve şehircilikle ilgili bir takım girişimleriniz var. Bursa'da daha önce araştırmalar yaptığınızı, gerekli suç duyurularında bulunduğunuzu biliyorum. Yine belediye meclisi üyesi olduğunuzda imar ve şehircilik için hedefleriniz nelerdir? Şimdi burada çok basit bir şeyle başlayalım. Yol kenarlarında otoparklar yok. Otopark yaptığınız zaman size eskiden değnekçiler diyordu. Şimdi belediye değnekçilik yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Mesela bir bakıyorum Bursa Tarih Caddesi'nden gidiyorum. Her taraf araç park. Ya sen 25-30 milyar arabana para veriyorsan eğer, sen gideceksin arabana otoparka koyacaksın. Koymuyor musun? Haydi, hemen gidecek, cezasını kesecek. Bir kere olacak, iki kere olacak, üç kere olacak. O araç sahibi mutlaka otoparka aracını park etmeyi öğrenecek. Ama başta bizim idarecilerimiz yapmıyor ki bunu, gerisine ne kalmış. Şimdi göstermek 2-3 tane otopark yapıyor. Otoparkın yanında dışarıda park yapmışlar. Buna ceza yok. Mesela intizam otoparkı oldu. İntizam otoparkına yakın çevredeki herkes otoparka aracını park etmek zorunda. Bunu yasasını koymazsan sen, şimdi alkol satılıyor ceza kesiyorsun, niye otoparkına aracını park etmeyene ceza kesmiyorsun? Bak ne kadar ilginç bir şey, alkol içene ceza var. Niye? Bak sen yine kural ihlal ediyorsun, kaldırıma park ediyorsun. Türkiye'de yasalar keyfe uygulandığı sürece, Türkiye'de yasalar insanlara göre uygulandığı sürece hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanıyorum ben. Binalar, ya deniz kenarında bile binalar yapacağız. Sırada hiç aralıklar, yollar bırakmamışlar. Yani insanlar böyle deniz görsün, denize ulaşım kolay olsun filan. Teftiş kurulu başkanının önünde Bursa'nın %80'in ruhsatsız olduğunu söylüyor. Ruhsatsız bir binaysan o zaman nasıl bar açıyorsun, kafe açıyorsun, bilmem iş yeri açıyorsun. Nasıl o zaman bu ruhsatı veriyorsun ruhsatsız yere? Yıksınlar binayı, yapsınlar. Hem de binalar yenilenir manayla. Hani kriterlere göre yapılmasını aslında zamanda şu anki idarecilerimiz dahil olmak üzere kriterlere göre bina yapılmıyorsa eğer, bunun sorumlusu belediye başkanıdır. Yargılansın. Hangi belediye olursa olsun. CHP'de, MHP'de, AK Parti'de, geçmiş belediye başkanı kim yapmadıysa bunu yargılansın. Aa, depremde yıkıldı bir sürü evler Çınarcık'ta. Bir adam günah keçisi seçildi. Diğer sanki hiçbir tek bir müteahhit orada oydu. Diğerleri yargılanmadı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dolayısıyla kentsel dönüşümünde bir yandan ranta dönüşmemesi, tabii her ki şeyin halk için olmasından yanasınız. Ya mutlaka eğitilmeli. Mesela burada ben belediye söylediğim zaman, siz belediye başkanı adayı niye olmuyorsunuz falan dedi. Ben şey, imar müdürü değilim ki, ben imarcılık eğitimi görmedim ki, ben inşaat mühendisi değilim ki, ben bu konuda eğitim almış bir insan değilim ki, nasıl ben bunu yapabilirim ya? Birincisi bu işin uzmanı olmalı. Şimdi bizim partiden de, başka bir partiden de eğer belediye başkanı adayı olacak kişi bu konuda en az bir sertifika sahibi olmalı. En az. Yani şehri yönetebilecekse şehir yöneticiliği konusunda bir sertifika sahibi olmalı. Yapabildiyse eğer eğitimini almalı. Ha, bu çok önemli. Hani şehrimizi yönetenler bunun eğitimine sahip olmadığı için zaten şehirlerimiz bu halde. Avrupa'ya gittikleri zaman değişik, Japonya'ya falan gitmiyorlar mı seyahate, tatile falan? Bir baksınlar bakalım oraları yani. Nasıl yapıyor bu adamlar desinler bakalım yani. Niçin? Ay çok güzel müteahhitlerimiz var. Asya'ya falan müteahhitlerimiz gidiyor. İşte evler yapıyorlar falan ama köprüyü Japonlar yapıyor. Nasıl olacak? Son yaklaşık 40 yıldır anlatılan ve öğretilen bu. Biz artık balık tutmayı seven bir millet değiliz. Bize balık getiriliyor. Biz buna alıştık. Yok, artık balık getireni de sevmiyorlar. Pişirip de getireni seviyorlar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani balık getirirsen de sevmezler. Pişireceksin, midesini temizleyeceksin. Balıkçıya gidin. Eskiden balıkçıdan bütün balık alıyorlardı. Artık temizlenmiş balık alıyorlar. Dikkat ederseniz. Hani ekmek arası balıkları tercih ediyor artık. Ekmek arası susun. Nerede ben yan gelip yatayım diye bakıyorlar. İşte kimisi özürlü maaş almaya çalışıyor. Kimisi sakat maaş almaya çalışıyor. Kimisi kaymakamlıktan yardım altında 200-300 lira para alıp da yan gelip yatmaya düşüyor. Babadan kalsın, anadan kalsın. İşte mal kalsın, bilmem ne. Hep öyle. Ondan sonra diyor ki Japonya çok ilerlemiş. Japonlar arabada saat yapıyorlar. Sen ne yapıyorsun?
Hani Çinliler çok güzel çalışıyor ama bize gelen hep Çinlilerin kötü malları. İyi mallar gelmiyor Türkiye'ye zaten. Büyük büyük şirketler yaptırıyor Çin'e yedek parçalarını. Düşünün yani. Demek ki adamlar çalışıyor, güzel mal yapıyor. Niye yaptırsın? Çünkü onun altına garanti koyuyor o firmalar, büyük firmalar. Hani o yüzden büyük araba devleri bile hep şeydedir, Asya'dadır. O yüzden bence Türkiye'deki insanlar çalışmaya teşvik edilmeli. Herkes aynı şeyi yiyor aslında. Farklı bir şey yemiyoruz. Hepimiz aynı hayat sürüyoruz. Midemizdekiler aynı. Pek farklı bir şey değil. Daha fazlasına ihtiyacımız yok ki. Hani diyor ya, bir göz hızlı mı olsun? Ondan sonra diyor ki bir yada yazdı mı olsun? Arabası varsa jipi mi olsun? Jipi varsa başka bir şey istiyor. Yani bitmiyor istekler. Çok teşekkür ediyorum. Sizin özellikle eklemek ya da belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Evet var. Bu partimin genel yöneticileri, il başkanımız, ilçe başkanımız, sayın genel başkanımız, başkan yardımcılarımız, hepsi için çok önemli. Biraz cesaret. Biraz cesaret. Ben Alevi de olabilirdim, Sünni de olabilirdim, Yahudi de olabilirdim, Ermeni de olabilirdim. Bu insanlara cesaret cesaret olup da aday olarak koyabiliyorlarsa ve üstelik geçmişleri benden de parlak olmayan insanları beni de aday gösterebilecekleri cesareti göstermeleri gerekiyor. Bu cesaret, ben olmayabilirim, başka bir arkadaşım da olabilir. İlle beni aday göstermeleri de şart değil. Cinsel yönelimi farklı olan bir kişiyi benim dışımda da aday gösterebilirler. İlle ben olmam şart değil. Ama bir yerlere birilerini getirsinler. Cinsel yönelimi farklı olmayan kişiler benim hakkımı savunamaz. Sayın milletvekilimiz Şafak Pavev engelli hakkını savunabilir. Ben onun kadar savunamam. Çünkü ben engelli değilim. Ve benim hakkımı savunanlar da eşcinsel değiller. Evet. O yüzden son sözüm biraz cesaret. Çok teşekkür ediyoruz. Bursa 24'te bugün Osman Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Öykü Evren'le beraberdik. Üyesi dedim şimdiden, aday adaylığınızı ben kaldırdım. Ağzını bal yesin derler. İnşallah sonuna kadar desteklediğimiz bir aday adaylığı durumu söz konusu çünkü. Cesaretten, adaletten, eşcinsel haklarından, cinsel yönelimlerden, olması gerekenler ve şu an yapılan yanlışlıklardan bahsettik. Kendisi inanılmaz dobra yaklaşımlarıyla şu an içinde bulunduğumuz dönemin eleştirel ve iyi yanlarını bizlere sergiledi. İnşallah önümüzdeki hizmet dönemlerinde meclis üyesi olarak kendisini, daha sonra da milletvekili olarak gördüğümüzde Öykü Hanım'ı gururla bugünlerimizi hatırlayacağız tekrar. Biz çok teşekkür ediyoruz Bursa 24 ekibi olarak. Son söz olarak bunu da söylemek istiyorum. İnsanların hak ve özgürlüklerinde bilmeliler ki siz basın emekçileri ve hukuk emekçileri. Onlar çok önemli. Eğer onlar olmasaydı biz bugün biz olamazdık. Her şey çok farklı olurdu. İyisiyle kötüsüyle bence basın emekçilerine ve hukukçulara insanlar sahip çıkmalı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.